Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi çok ne yaptık şimdiye kadar? 6 tane ders, davetül arz. Davetül arz ama böyle biraz da dimağda, kalpte, ruhta. En önemlisi de kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama hayatta davetül arz nasıl gözükür? O çok ilginçti. Değil mi? Davetül arz genellendi. Tuvalet adabına kadar davetül arz giriyor. Onu şey yaptık. Neyse 6 tane dersti. Şimdi psikoloji veya işte zaman yapalım. Risale okurken tefekkürümüzden kaydettiğimiz şeyler. Ya mesela dün bir şey yazdım, yayınladım. Allah'ı niye görmüyoruz? Görmüşsünüzdür. Veya kaderim bu, ben ne yapayım? Böyle bir ders, şey yazı vardı. Başka bir yazı da var. Hiçliğini bilmekte orucun rolü. Yani nasıl bir rol oynuyor oruç? Hiçliğini bilmekte. Güzel şeyler oluyor. Yani okurken diyorlar ki bunlar nasıl iş yapıyorlar? Kardeşim işim benim bu, dolaşmıyorum. Masamdayım, görüyorsunuz. Okurken alıyorum, notlar alıyorum. Zihnim, haber yok 1980'den beri. Haberden, içtimaiyattan, tabii ki bunlar nasıl geliyor diye bazılarımı kader soruyor da Mehmet, onlara cevap veriyorum yani. Yani bunları nereden geliyor? Okuyoruz kardeşim, merak ediyoruz. Mesela 3 ay oldu değil mi mesela zan? Zanı hala bitirmedim. 873 madde var, 756 maddeyi okudum, 3 ay. Allah'u alem inşallah kargasını, hamını bu hafta bitireceğim. Bir 15 günde has vuracağım. Ondan sonra bu hastan cumartesine uygun miktarı, cumartesine enfusçilere yaptığımız özel mutalalarda onlara ait vereceğim ama gene bizde duracak şeyler de var gene. Yani şeyce söylüyorum bunu arkadaşlar. Nereden çıkıyor? Çalışıyorum kardeş. Çalışıyorum. Size de inşallah gelsiniz. Çalışacaksın. Bak not alacaksın. Bak defteri niye yok şu an? Abi ben dinleyip alıyorum tekrar. Ha dinleyip al. Mesela bu dersleri. Hani hakikaten eski nurcularda çantalı gelirlerdi umumi derse. Takkeleri olurdu, tesbih olurdu, yani tesbihatları olurdu. Mutlaka yolda birisine verecek küçük kitap ve kendisinin okuyacağı evrad diskarı bir de defteri olurdu. Rüştü abinin böyle vardı. O kırmızı böyle, kırmızı yakı böyle çantası vardı. Evet. Aynen bak öyle. Bak vereceği kitap, vereceği ya bak. Nurcu'nun böyle kitabı. Ben mesela dışarıya çıktığım zaman bir yere gideyim, çantasız beni gördünüz mü? Gördün mü Resul? Yok. Vereceğim kitabım var. Okuyacağım evradım var. Bir yerlere gidiyorsam hediyem var içinde. Tamam. Risale-i Nur'da bastı zaman var. Ne bileyim? Zamanın genişlemesi var. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Canlıdır, hayatlıdır işte. Şuurludur, hayatlıdır, ruhludur. Kime ne yapacağını bilir. Onun için herkese zaman farklı akar. Zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize harfleri kodladım der. Esmasına bakıyor. Esma cansız olamaz. Tamam. Cansız olamaz. De yani esma cansız olur mu? Yani zamanda mekan akıyor. Mekanda zaman akıyor diyenler var. Zamanda mekan akıyor. Mekanlar zamanın içinde yani. Mekan zamanın içinde. İçinde mi dışında mı? Şöyle. Ruh cesedin içinde zahirde. Değil işte. Mesela
Nur odunun neresinde? Her içinde diyorlar. İç olur mu? Dişi ne olacak? Ruh nerede cesedi? İçinde. Hayır. Her yerinde. Dişi nerede? Zaman mekan neresinde? İçinde ve dışında. Mekan nerede? Zaman her yerinde. Peki mekan nedir? Mekan mülktür. Zaman melekutudur. Ha? Şimdi Risale-i Nur'da bastı zaman var. Bu yaşanmış. 20 dakikalık bir eser. Hatırladınız hangi eserdir? 28. söz. 20 dakikada okuyabilir misin? 19. mektup. 12 saat. Evet. E kaç günde okuyoruz? Dağda bayırda meaz yokken. Yani Risale-i Nur'da bu yaşanmış. Bastı zaman var. Hepimiz kısmen yaşıyoruz da farkında değilsiniz. Yani mesela dalıyorsun bir mevzuya. Mekanı mesela aşmalar var. Mekan. Mesela tayi mekan. Ben size örnek göstereceğim arkadaşlar. Şu mekan. Bak şuradan gideceksin. Tıkır 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 gideceksin. Şimdi dedin ki ya Rabbi 22 dakika var iftara. Nasıl yapacaksan bilmiyorum, trafik yoğun. Beni yetiştir. Buradan buraya 2 saatte gideceksin ama 22 dakika var. Allah böyle yapıyor bu sefer. Şunu katladı. Tekrar katladı. Bu kadar mesafe bıraktı. Tamam mı? Şuradan şuraya gidiyorsun. Açarsan şu kadar oluyor. Katlıyor. Aşağıdan katlıyor. Zamanı anlatayım şimdi. Zaman genişlemesi. Kalemin içindeki yay var ya. Böyle. Veya arabalarda kelezon yay. Yani amortisöre takılan yay. O da manidar yani. Çok şeyde psikolojide kullanıyorum bu misali. Şimdi yay şöyle. Dır tır 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 tır. Tamam mı abi? Bu kadar mı abi? Sen karınca kadar kabul et seni. Muhammed. Şuradan durdun abi. Şuraya yol al. Çünkü zaman böyle gitmez, unutmayın. Hatt-i mustakim üzerine gitmez diyor usta. Zaman. Daire vari hareket eder diyor. Her şey de öyle. Yani kainatta da öyle. Giderken böyle gitmiyor. Böyle yaparak gidiyor. Haşim meydanı da nerededir? Yani böyle zahire bakarsan külliyatta güneş dünyamızın çizdiği yörünge değil mi? Millet burayı zannediyor. Millet derken nur talebesinden bahsediyor. Bu meydan zannediyor. Ne o kadar büyük değil ki 150 milyon kilometre çapı. Bak bu oysa bir andaki dilimi. Haşir meydanı nihayetsiz gibi bir geniş. Bak anlatayım ne kadar acayip olacak. 150 milyon kilometre yarı çapı. Dünyamızın çizmiş olduğu yörünge. 150. Güneş bizim uzandığımız o. Kainat kuruldu, dünya kuruldu sistem. Dünya kurulduktan sonra dünya güneşin etrafında dönüyor mu kardeşim? Güneş de kendi ekseni etrafına dönüyor. Güneş sistemi de şems-i şumus'un etrafına dönüyor. Neyse bir şöyle yapalım. Şimdi bu dünya dönüyor mu kardeşim? Bu bir. Şimdi bunu komple bu dönerken yapamıyorum. Döner onu da. O da dönüyor komple. Haşir meydanı şurada güneşin etrafında çizdiği yörünge daha onun bir parçası. Şimdi ne kadar büyük? Şimdi bu döndü ya güneş sistemi böyle helezonik gidiyor. Yani güneş tabela olsaydı gösterirdim size. Şimdi dünya böyle dönüyor mu? Döndü mü abi? Bu bir parça. Şimdi ben bunun hepsini tutuyorum. Üçün böyle. Dünya ve güneşi tuttum. Bunu komple helezonik yapıyorum. İşte haşir meydanı şu helezonik yayın, yani güneş sistemi kuruldu. Yani güneş sistemi kuruldu. Kıyamet koptu. Başladı, durdu. Bu helezonik yayın içerisindeki koridordur.
bu güneşin etrafında dünyanın çizmiş olduğu yörünge bir kesit. Uzunluğu düşünmemek için. Onun için asırlar geçecek, hesap vereyim. Maaşı meydana gelecek adam. Güneş bir karış diyor hadiste. O kadar dehşet olacak ki yani bu bitmez ki bu mesafe. Diyecekmiş ki kafir. Ya Rabbi tamam cehennem olsun. Cehennem olsun tamam. İstemiyorum ne yapar diyeceğim. Beni hemen at cehenneme. Buradan kurtar bu meydandan. Bitmeyecek ki. Ama bazıları da şeyleri ruh suratinde, hayal suratinde, elektrik suratinde, nur suratinde, ziya gibi tırt tırt öldü bitti. Aha geldi işte. Tam kendisi sahası. Tamam. Demek ki o bir kesit tırttın bir tanesi. Yani şu saniyede 50 defa yanıp söner ya 50 defa 60 defa. Elektrik tırr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 r
gaz dolduğu için. Haşir meydanı da öyle. Yani buradan ilk kesit, dünyamızın güneş etrafında çizilmiş olduğu yörünge kesitin birisi. Ondan sonra an be an nasıl gidiyor? Şu güneş sistemi dünya etrafında komplesini düşün. Şöyle gidiyor. Bu koridorun içi. Zamanı şimdi anlatıyorum. Hele daire hattı müstakimde gitmiyor diyor ustam böyle. Daire var hareket ediyor. Bak şimdi. Kalem içindeki yay veya arabadaki amatördeki yay. Tamam bak şimdi. Böyle bir yay düşünün. Sen Mehmet öldün, doğdun, öldü. Bitti bu yay. Şimdi bu yayı birleştir, bastırdın. Tamam. Şimdi iyice sıkıştırdın mı basınçta? Şimdi buradan buraya geç. 60 seneyi 6 dakikada geçersin. Şimdi bunu aç. Altı, bitişik ya. Buradan buraya 6 santimetre. İnce yay. Tamam mı? Aç. Bunu tamamlamak için 70 sene gerekiyor. Orada yürümen için. Yani buradan buraya vermen için 70 sene. 70 sene tamam mı? Kaleciyi koyun buraya. Buraya gel. İşte bu yayı bastır. Bu tamam. Şimdi bu yayın normal durması şu anda geçen zamandır. Bastı zaman ise kalp ve ruhun derece hayatına çıkınca bu zamanı bastırıyor. Bu yayı bastırıyor. Bastırınca şuradaki boşluk azalıyor. O zaman buradan geçiş azalıyor. Bu boşluk neydi? Zaman niye azalır? Veya şöyle diyeyim. İnsan hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkarsa hazır zaman, mazi ve müstakbali hazır görür. Kalp ve ruhun derece hayatına çık. Nasıl çıkacak? Yani nasıl çıkacak bunun sorununda? Bu zamanın arasındaki o dırr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 r
Perdeli esma oluyor abi. He? Perdeli esma. Esbaplı esma. Ha aynen. Za. Çünkü Allah zanına göredir senin. Tövbe yani. Allah'ın rububiyetini sen oluşturuyorsun. Bana nasıl tecelli etmesini ben yapıyorum. Ha özel inayeti asası ayrı. Hariç. Allah inayeti asası ayrı. Ama esbab alemindeki Allah'ın kaderi, yani benim kaderim, yani bana davranış şekli, bana muamelenin şeklini ben zannımla yapıyorum. O zaman benim kaderim, yani inayet asa, Allah'ın özel muamelesi hariç, benim kaderim zanlar zemininde oluyor. Zanlarımdır. Enna ine zeni abdibi. Kulumun zanına göreyim. Öyle. Ha, o eğer aradaki boşluk, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu yayın uzunluğu şu kadardı. 63. 63 santimdi. Ama ben biliyorum ki, çok iyi biliyorum ki, hamdolsun haletimle de onu teyit edildi ama izah edemem onu. Buradan buraya metreyi saydım. 63 santimetreydi yayın.
Mustafa. Fakat ben onu gördüm ki asırlarca hatta Nur-u Muhammed'in ilk zuhuratından başlayan bir noktadan kıyamete kadar olan bir zuhurat ve zaman dediğimiz o tecellinin bütünlüğüydü o helezonuk yer. Onu birleştirdi peygamberimizin zanı. Artık mahluk olduğu için daha fazla olmadı işte. 63 oldu. Bütünü sıkıştırdı oraya. Adem Aleyhisselam 2000 sene vesaire. Peki 33 yaşında İsa Aleyhisselam daha mı kısaya sıkıştırdı? Hayır, şu anda hala yaşıyor. Hala zanları var onun. Hala zanı var yani. Cennette mertebe bir şeyi derecelendiren zıttını müdahalesi demiyor mu? Allah'ın kudreti, bu zemin yapıyoruz sonra mı? Allah'ın kudreti niye nihayetsizdir? İlmi niye nihayetsizdir? Çünkü kudretin içinde acizlik yok. İlmin içinde cehalet yok. Bir şey zıt girerse orayı derecelendirir. Zıtı çıkarsan onun mertebesi yoktur. Allah böyle. Şimdi cennetteki mertebeler neye farklı? Zanlarımız oluşturuyor. Mesela Fususin Kemin'de Muhyiddin Arabi hadisi kutsi zikrederken Allah kendine uygun rububiyet yapıyor. Allah değil, rububiyet. Cennete uygun Rab'lık yapıyor cennet ehline. Rabbinizim diyor. Allah'ınızın demiyor. Kulozu bir Rabbinaz. Melikinaz ilahinaz. Rab. Cennet ehli diyor ki senden Rabbimize sığınırız. Senden Rabbimize. Allah bu sefer tecellisini düşürüyor. Gene diyorlar ki senden Rabbimize sığınırız. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki, Allah diyor ki, alimlerin ziyanınızda gidin sorun. Sizin Allah, Rabbiniz hakkındaki zanlarınız nedir? Onu ortaya koyuyorlar. Rab öyle tecelli ediyor. Allah öyle tecelli ediyor. Rububiyet ediyor. O zaman diyorlar ki Rabbimiz. Mesela cennet ehli diyor Cenab-ı Hakk'ı gördükleri zaman ehlileri tanımayacak. Yani biraz peki bu farklılık hepsi ha. Nasıl bir Rabbinaz? Rab, herkesin Rabbi farklıdır. Herkesin Allah'ı birdir. Rab. O Rabbine nida ettiği zaman Rabbehu inni mesene durru. Biz Rabbi inni mesene durru. Yani ben Rabbime diyor. Şey yapıyoruz. Şimdi kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçme zanlarımızın azalması nispetinde oluyor. Yani Allah hakkında bir zan var. Mesela diyor ki telefon. Hep misal veririm çünkü çok ilgimi çekti. Abi buyur kardeş. Abi İSKİ imtihanını kazan o kesin bir memur imtihanı var ya. KPSS mi ne? Bilmem kaç almış, hiç unutmuyorum. 83 almış. İyi bir numaraymış da 75'in üzerinde mi 70 mi üzerinde. 83 almış, hiç unutmuyorum. Abi dua et. Niye? Ya abi dedi ben İSKİ'ye gidiyorum dedi. İSKİ'de mülakata çağırdılar. Gerçi ben giremeyeceğim de ama olsun gene dua et dedi. 83 abi beni almayacaklar ama dedi. Gene sen dua et. Kardeş geri dön. Geri dön. Niye abi dedi seçti. Seni almayacaklar ki zaten. Niye dedi. Sen söylüyorsun. Ne yaptı? Onun zanı, mekanı yok bu zanın. Hop mülakat yapanların ruhuna gidiyor. Hemen. Onlar da sana aynı elbise muamele ediyor. Ya. Peki Risale-i Nur'da bastı zaman var. Bast. Şu yayı sıkıştırma var. Peki zanları nasıl değiştireceğiz? Bu da var. Zanın altını buldum. Zanın altını buldum. Allah nasip etti. Zanın altı emrin ismi emri itibar. Daha aşağısını buldum. Allah nasip etti. Uçağa ulaşıyorum ya. Diyecek ki nerede bu? Sen söylüyorsun, izah ediyorsun. Lan. 3 ay çalıştım lan zana. Sen lugata bakmıyorsun. Zannediyorsunuz diye geçiyorsun. 3 ay çalıştım. Daha altı ne biliyor musunuz? Mane ismi mane harfi. Daha dibi yok bende. Tamam bilmiyorum.
Mana-i ismi, mana-i harfi bizim emri, nisbi, emri, itibari millerimizi oluşturuyor. Emri, nisbi, emri, itibariler de zanlarımızı oluşturuyor. Yani kolay değil. 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde. 4 kelam, 4 kelime öğrendi. Ya mana-i ismi, ya Allah için bakma, çiçeğe bak falan, yağmurları. Bu mu yani ustadın öğrendiği? Bir yöntem var, yöntem orada, yöntem. Biz dişe vuruşundan konuşuyoruz. Mane harfi nedir bir şey yapmıyoruz ki. Allah adına bakmak, lugatından bahsetmedim ben zaten. Mane ismi, mane harfi. Yani Allah adına bakmak, esbab adına bakmak. Bu kadar değil mi? Nasıl bağlantı kurduğunuz? He? Nasıl bağlantı kurduğunuz? Onu zanda yapacağız. Ben kurmadım ki, zaten söylüyor. Manayı harfi, mana ismiyle baktığı için diyor, zannetti diyor. O kadar var ki. Mesela, o diyor, şey diyor, ustadına diyor, manayı harfiyle baktığı için çok acayip hüsnü zannetti diyor. Ne var ki kaç 200'ün üzerinde sayfa var yani. Hulasana edeceğim inşallah. Bu nimet işte. Birbirinizin çalışmalarını takdim etmesi şeydir. Hani konu alacaktın. Senin ne konun var şimdi Resul? Bir takdim etsene bize bir konu. Çalışsana bir konu üzerine. Ve Rüştü abi böyle yapardı bize. Konu almıyorsunuz. Almayınca ben de size söylemiyorum. Kaç defa söyledim. Konu alın. Çalışın. Ve yani olmayan bir şeyleri yapıyorum ben size veya yapmaya çalışıyorum olması gereken. Yani ben sizi getiriyorum, çalıştıktan sonra oturuyorum buraya. Ders yaptırmıyor muyum? Ben sizin karşınıza oturup ders dinlemiyor muyum? Böyle biz görmedik ki. Abi beni karşına alacak ders yapacağım. Hiç böyle duydunuz mu? Laf affela bulur kardeşim, bu dairenin kıymetini bilin. Öyle mi değil mi Mehmet? Böyle duydun mu ya? Ben Murat Dursun telefonla bana belki 20 yarım saat Ramazan'daki oruçlu farkı şöyle söyleyeyim. Dinle. Abi istifade etmemi paylaşmak üzere. Tamam. Baktım hakikaten ne kadar hoş. Dinliyordunuz belki de. Yani konu alın. Çalışın. Ben de istifade edeyim. Niye? Ben riyakarlık yapmıyorum ki. Doğru yani. Veriyorsun. Zamanını veriyorsun ona. O konuya. Elbette ki ben okurken geçen kelime nerede? Sen bir hafta 15 gün bir ay verdin. Konu alın. İlginizi çeken konuyu alın. Takdim edin. İstifade edelim. Risale-i Nur'da bastığı zaman var. Zamanın genişlemesi var. Çünkü niye var? Risale-i Nur var. Manayı harfi var. Manayı harfi fazla işlettirenlerde zaman genişleniyor. O kadar manayı harfi inkişaf ediyor ki zanlar o kadar azalıyor ki orayı ahireti burada yaşıyorsun. Bazısı dedi ki abi ahireti burada yaşamak. La kızdırma, bir parçasını söyleyeyim. Ne ahiret? Ahireti burada Mustafa. Seninle alakalı. Ahireti burada yaşamak bir şey değil. Ya eğer manayı harfi iyi işletirsek, işletim sistemidir o. Biz lugatını söylüyoruz. İşletim sistemi var onda. Manayı harfi iyi işletirsek, tamam, emri nisbilerimiz, emri itibarlarımız sisteme girer. Emri itibarlarımız şeylerimiz de zanlarımız şey yapar. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Değil ahireti burada yaşamak, uhrevi bir adam ve Allah seni bu haleti yaşatmak için Ramazan koymuş, aynı-i samet oluyoruz. Aynı-i samet, ahireti burada yaşamaktan üstündür. Aynı-i samet, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah, her şey ona muhtaç. Öyle samet, lugat. Peki Ramazan'da ne yapıyorsun? Yeme, içme, cinsellik yok. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şeye muhtaç değilim. Mevcudata ilan ediyor. Hiçbir şey oruç tutan. Onun için insan oluyor.
Oturtmayan insan olmuyor işte. İnsan ismini ver. Şimdi bu aynı samet, yani Allah hiçbir şeye muhtaç değil, değil mi? Yeme, içmeye vesaire. Onu gösteriyorsun. Neyi gösteriyorsun, anladınız mı? Ben de telaffuz etmek istemiyorum. Allah yemez, içmez, eşi ihtiyacı duymaz. Tövbe. Bu ne demek? Samet. Buna aynı olmak, Ramazan'da yemez, içmez, eşten uzak durur. Mevcudat 18 bin alemin böyle bir şey gözüküyor sende. Aynı samet. Samet aynası olmak. O zaman bu manayı harfi oluyor. Manayı harfi oluyor. Yani manayı harfi fikretmekte başlar. Çünkü 640'da geçiyor da abi. Sözlerde. Sözlerde. Evet. İşte orada aynı samet olmak kolay bir iş değil ya. Bak aynı şey, manayı harfi dimağda mertebesi ayrı. Vicdanda ayrı. Kalpte ayrı. Bak mesela dimağda girmeyince manayı harfinin, kalpte ise mana harfinin bütünsele gelince müşahadetullah oluyor. Kalpte ise latife-i insaniyeye dönüşüyor. Ruhta ise dört hakikat ziyaret-i zişurdukanın onlara dönüşüyor. Eneye geçiliyor. Bu sefer öyle. Aynı samet oluyorsun. İşte orada hata yaptı. İşte oraya kadar girmiş adam. Ene rahat dedi. Yani orada bir şey yaptı. Tamam. Zaman, ha dün ya Risale okuma ya. Hakikaten. Hadis-i Şerif okudum bugün. Buhari ve Müslim'de var. Eski defterimden çıktı. Ha, Ersan nerede? Ha. Aşağıdaydım. Bir bak bakalım Yasin. Eğer şeyse çağır, derse gelsin. Şimdi onunla alakalı da bir şey bakıyordum. Diyor ki asıl imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Bugünden geldim hadiste. Dün akşam hatırıma geldi. Dün akşam bir yerdeydim. Güya bir yere gittim ama değilmiş. Onlar da hocaları davet etmiş. Yani ben bir özel gittim zannediyordum. Cami hocalarını, kurs hocalarını çağırmışlar. Pat diye onların içine gittim. Kader ilahi. Ben özel gittim diye. Orada bir tanesi soru sordu. Ben seni tanıyorum dedi. Kurs hocası çok. Bu arkadaşlar belki çoğusu tanımaz dedi. Ses yok tabii. Dedi ki, niçin söylüyorum? Kime ne sorduğumu biliyorum dedi. İftara yakın. Ya dedi, cehennemde dedi, ben dedi hocam dedi, anlamıyorum yani. Kendisi kurs hocası, Arapça kurs hocası. Yani böyle bir kuyu veya bir şey, kazan, ateşi. Herhalde böyle değildir değil mi hocam dedi ya cehennem. Dedim ki, cehennem canlıdır, ruhludur, şuurludur. Cami hocası dedi ki, bir dakika dedi, anlamadım. Bir heyecanlandı ki bitirmeden lafımı. Nedir dedi hocam dedi. Sağımda oturuyor. Dedim cehennem canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime, hangi hissiyatına, mesela çürük elma. Ne çürüğünü kesip atıyorsun. Ha, biz ne yapıyoruz? Şuurluyuz. Bu tarafı sağlam. Seçiyoruz. Cehennemde paldır küldür yok. Cehennem canlıdır, ruhludur, şuurludur. Celal ülkesidir. Cansız olamaz celal. Bilir. Ki hadiste var. Konuşturmuş. Kime, neyi, ne kadar, nasıl hissiyatına, şu kadarına, şurasına, şu kadar miligram, şu kadar ton, şu azap şeklini vereceğimi bilir. Tahlil eder, laboratuvardan çıkarır, ona uygunu verir. Yok. Tamam. Ona uygunu verir. Ne yaptı biliyor musun hocam? Cami hocası. Kurs hocası böyle dinliyor. Cami hocası hani dedi ya heyecanlandı. Nasıl canlı ruhludur falan. Şöyle yaslanınca aynı şöyle yaptı. Hiçbir yapmam. Aynı bak. Çok sorularım o zaman bitti dedi. Nasıl düşünüyorsa çok sorularım şimdi bitti dedi. Nasıl düşünüyorsa bak. Niye ben buna geçtim? Zaman da canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl akacağını bilir. Ama gelecek tarihte çıkacak. Belki ben sağım değilim. Zamanın canlı ve ruhlu olduğunu, herkesin için farklı attığını, canlı ve şuurlu olduğunu şunlardır. Zamanın üç halini, üç sıfatını bir anda yaşanabilir. Mesela zaman, haldeyiz.
Mazi ve istikbal. Yani üç tane halini yaşayabilirsin. Aynı anda. Eğer Kadir ismine azami derecede mazar olursa, hani her gecen Kadir gecesi olur var ya, o zaman daha zaman genişlenir. Mazi ve müstakbele inkılap eder. Üç zaman birden yaşarsın. Dehr esmasına mazar olursa. Dehr esması zemindir. Mazariyet Kadir ismi. Kudret sıfattır. Bu sefer üçünü birden yaşayabiliyoruz. Bu Risale-i Nur'da mümkün. Dedim, mane-i harfi nispetinde. Kadir ismi inkişaf eder. Nereden çıkarıyorsun? Çünkü bizi bu ara boşluğu yapan, mesela buradan buraya kadar bizi yürüten boşluktur. La sıkıştın. Hah, şimdi tak, 6 santimetre. 600 seneydi. 6 santimetre. Peygamberin zanları hakikatiyle özdeşti. Eşit oldu. Onun için Miraç'a gidince, şimdi ben size söyleyeyim, siz hayal edin. Laf olarak dinlemeyin. Sizsiniz. Ben de gelin. Beraber gidelim. Cenneti gördüm. Yapmaz mısın? İşler misin? Evet tabii böylece. Böyle diyebilir misin? Cehennemi görsen. Deşit almaz mısın? Şimdiki gibi rahat olur musun? Şunu cehennemi görsen diyorum hiç. Değil mi? Ben de derim. Şimdiki hali olur mu? Zanlarımızın kalınlığındandır. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, Miraç'a gidince cehennemi gördü. Cennete girdi. Yapmadı. Öyle bir zannı vardı ki hakikatin, yani iş kendisi, o varlığın hakikati kendisiyle zannı eşitti. Onun için gözü diyor yalanlamadı, şey kalbi yalanlamadı. Yani kalbi. Yani gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. Çünkü zanni ile, o da zan, zanni ile hakikat beraber, eşit olmuş. Yani cesedi o kadar nurani olmuş ki ruhuna arkadaş olmuş. Azrail aleyhisselam ruh alınca karıştırmış, bu mu bu mu diye. O vermiş, ha budur demiş. Bunu aldırmış, ha kendisi vermiş. Almış ya. Yani zannı itikat ettiği şeyle eşit olmuş. Şaşırıyorsun değil mi? Ruhu böyle bir imkisatı var. Fevkalade bir inkişafı diyor. Nihayetsiz mazhariyet diyor. Bütün esmaya, bütün meratibiyle. Öyle mi? Bak ne dediğimi kulağını duyuyorum. Bütün esmaya, bütün meratibiyle. Her ismin mertebi azamına ve ismi azamına. İsmi azam ayrı. Her ismin mertebi azamına mazhar. Huzur esması da var. Hangi esma olduğunu bilmiyorum. Azami derecede mazhar olduğu için gaflet yok. Yani ruhun öyle bir camiyeti var. He? Ruhun öyle bir camiyeti var yani. Ruhun böyle bir camiyeti var. Niye? Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Böyle bir özelliği var. Ve nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Böyle bir sistem de çalışıyor bu sistem. Bir de bir tanesini de söylüyor. Neydi o? Kelime hikmet numa gördüm diyor. Bir tane de var. Bir sıfat var. Bu zerrecik vücudum hadsiz vücudun aynısı, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutların kazanmasına vesile ve bir kelime de söylüyor. Dördüncü şuada. Bir tane de var. Böyle bir sistem. İnsanda sistem çalışıyor. Yani ruhun böyle bir özelliği var. Sende de var bu. Ya? Beşinci mertebe Nuriye Asfiye galiba. 5004. Bak şimdi. Zamanın üç halini, üç sıfatını bir anda yaşanabilir. Fiziğin arkasına geçenlerde ise zaman gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmesi gibi işlemez. Mesela zanlarımız ne kadar kalkarsa, ilk önce şöyle diyeyim. Şu andaki halimizde zaman şöyle akıyor. İstikbalden hale uğrar, mazi dökülür. Zaman böyle akar. Bu zahirdir. Hakikatte zaman akmaz. Zaman akmaz. Yani ne yapar? Kadir ismine, yani
zanlarımız, dolayısıyla mana harfimiz, yani inkişafatımız nispetinde üç zamanı birden görebiliyorsun. Bunu nasıl anlarız? Tefekkür. Tefekkürle bu mümkün, varılıyor. Zaten tefekkürle yakalanıyor bu. İnkişafat tefekkürle oluyor. Yani tefekkür bizim mesleğimizde esas olmasının sebebi bu. Yani diğerleri böyle hayali olur. Nur talebelerinin ad, fark, şefkat, tefekkür. Mesela tefekkür muvazenesi şefkatini de kıblesine koyuyor. Tefekkür her şeyin kıblesidir. Adaletin, inayetin, rahmetin, münasebetin. Yani onu kıblesine nasıl koyacaksın tefekkürle? Bedende nasıl çıkacağım ben ruhsal içer enfüse döneceğim? Tefekkürle. Mesela bir adam düşünün ki onu bunu eleştiriyor. Ona buna şey yapıyor, ona buna gönderme yapıyor. Yani bu adınız gibi bilin, dışarıda bu. İçeride olanın böyle bir problemi yok. Şöyle düşün, devamlı meşgul olan bir kafa, yazan, çizen, okuyan falan. Başkasını tenkit etmeye zaman bulabilir mi? Bulamadığı gibi kendisini kötü olmaya da zamanı olmaz. Mesela nasılsın denince elhamdülillah, Allah külü hafsi ve küfürü ve darlar. Peygamberimiz demiş. Yani kötü olmak için, iyi değilim demek için bir insanın bir, iyi olmadığını düşünmesi lazım. Sonra iyi olmadığını düşünce o his çıkacak ve iyi değilim. Bir insan ben kötüyüm, ben iyi değilim diyorsa onu düşünüyor demektir. Bu lamıcım yok. Mesela şu anda kötü hisseder misiniz kendinizi? Niye? Niye hissetmezsiniz? Kötü düşünmüyorsun ki. Şu anda kötü hissetmememenin sebebi niye hissetmiyorsun? İyi, onu düşünmediğinden iyi şeyi düşünüyorsun. İyi şeyi düşünürken kendini kötü hissedemezsin. İstesen de olmaz. Mesela şöyle diyeyim. Benim annemin vefatındaki o cenazedeki duygusallığım. Misal o hatırıma geldi. Veya parmağınız kesildiği an. Evet, parmağı kesildim bir ve ameliyat. Şu anda onu hissediyor musun kardeş? Yok. Niye? Düşünmüyorsun ki. Ama düşününce o hakikaten ya neydi falan. Aynı bunun gibi kardeş. Geçmiş bir elemini düşünürsen onu deşer diyor. Usta diyor ki düşünmeyle deşer diyor. Hani irin var ya. Karnın. Pislik var. Lan deşerse pis dökülür ya. Bunu aç, bunu açmasan, yarmasan abdestin gider mi? Pis kokar mı? Kapat. Yani düşünmekse deşmektir diyor. Deşersen de irin akar. Kan var, pislik var. Necis miyim? Yok. Namaz mı olur? Ama deşersen olmaz kardeş. Gitti abdest gitti. Aktif oluyor. Aktif oluyor. Yani tefekkür psikoloji sorunların tek yegane çözümdür. Ondan daha ileri ben bir şey bilmiyorum. Dimağı bütüne getirir demiştim. Getirir evet. Her şeyi ama. Her şeyi kıblesine koyuyor. Bana bir tane şey söyle de. Mesela aile hayatında sıkıntı var. Tefekkürün yok kardeş. Tefekkür. Tefekkür evvele taşınmaktır. Bir şey yaptın abi yine ama. Çok değişik oldu. Evet. Orayı seyretmek değildir. O ilk adımdır. Taşınmaktır. Tefekkür ettiğin yerdesin. İnan bana. Olur mu dediğin anda zandasın, aşağıdasın. Olmaz. Doğru. Bir derste hiç unutmuyorum. Miraç gecesi miydi? Allah gözükür ders yaptım aşağıda kalabalık. Ders bitti. Var mıydı resim? Eski deski. Lambiriler var dönemde. Şimdi bak anlatayım da ilgini çeker o zaman. Ders bitti. Mustafa abi saati geçti. Miraç gecesi. Ha, Allah gözükür gözükmez. Onun için biliyorum şimdi. Bir tanesi dedi ki ders bitti. Hocam bir dakika dedi. Fatiha'da tanıtığa çay gelmeden... Hocam dedi ya bu insanlar yanlış anlayacak dedi ya. Allah gözükür anlayacaklar dedi yani. Bir saat anlattın da böyle şeyini anlatır ama. Hocam dedi gözükmez değil mi dedi ya. Bu millet yanlış anlar ha dedi falan. Bak meksun olursun dedi. Ondan sonra ona dedim ki doğru söylüyorsun dedim. Allah gözükmez. Bazısı çoğusu gülüyor hepsi. Birkaç kişinin
Abi ya bir saatten beri bunu anlatıyorsun gözüküyor. Gözükür. O fırladı. Nasıl gözükür ya? Gözükmez. Gözükür. Gözükmez. Peki niye? Sana gözükmeyecektir. Çünkü zannan o. Hiç unutma. Sana göre, sana gözükecektir. Ne yaptı biliyor musun? Ben bunu kabul edemem dedi. Çekip gitti. Ya çekip gitti. Ben bunu kabul edemem dedi. Ne kadar acayip bir zan. Sandı ki artık. Mezar olmuş. Evet. Allah zanınızı kaldırsın. O kadar var ki Kur'an-ı Kerim'de ayet. Hep okuyacağım size zahir. Hadis-i şerif o kadar var ki. Numuneler için topladım içinden. Onlar diyor, iman ettiğini zannediyorlar. Zandadırlar diyor. Hani zannı büyüğünü küçüğünü kaçın onlar zaten bilinen. Onlar bu ta şeyi söylüyor. Onlar zanlarına inanıyorlar. Bir zannediyor. O zannetti bir Allah var ona inanıyor şimdi. Görüyor musun? Bak şu cinayet görüyor musun? Bir zan kurguladı ona inanıyor. Aslıyla hiç alakası var. Önce şirk koşmadan iman etmezler diyor bir ayette. Ama cehaletten, iyi niyetten Allah kurtarsa kurtaracak. Onun için teslim olmak ne güzel bir şeydir. Adam kafasını soktu. Bediüzzaman'a teslim olsana. O kapıyı açık bıraktı diyor gidip geliyorlardı. Allah görmek sünnettendir zaten. Sonra Latife-i Rabbani'yi anlattım. Latife-i Rabbani Allah görüyor ama anlamıyor ki niyeti yok. Görmeyi, bir yazım var böyle bir sayfa görmüş müsünüz yeni? Evet. Allah niye görmüyoruz? Değil mi? Oysa görüyoruz da görmüyoruz. Allah göstermesin diyor. Hakikaten göstermiyor. Deccal'ı Allah görmüyor. Allah Deccal'da bahsediyorsun hocam diyor daha. Orada da ya. Hocam Allah göstermesin dedi ya. Bu dabbe çıktı sana. Dün akşam bir tanesi bir kardeş dinlemiş dabbe turaz. Hocam ya o dabbe turaz neydi ya falan dedi. Onlar için bir tane mezir neydi? Dedi ki ama diğeri dedi ki Allah göstermesin ya dedi ya dur dedi iftar şey iftara yakın dedi bunlar konuşma dedi Allah göstermesin diyor. O da dinlediği için garip garip bakıyor. Oysa Davut Tınar adama girmiş hala göstermesin diyor görmüyor işte. Dua yerine geçiyor Allah göstermesin deyince göstermiyor. O da zan ya. Davut Tınar perişan et Allah göstermesin diyor tamam mı? Davut Tınar şöyle zannediyor. Bir ayet şartta bir ayet gayet tabi. Şartta, garpta, Deccal ya, öyle anlatılmış, okyanusa girecek, okyanus dizine kadar gelecek, elini bir sokacak, dize kadar olunca sonra ne olur okyanus? Oradaki dev balıklar var, çok büyük, balina mı artık, 300 bin tonluk, tutacakmış böyle, güneşi tutacak, güneşi tutunca kızaracak, çevirecek, onu yiyecekmiş, o lokma olacak. Dolayısıyla su içmeye kalkınca, okyanuslar bitecek, sular çekilecek. Bu da Yecüc Mecüc olduğu anlaşılacak. Ya Mecüc Yecüc Mecüc'e girdik ya. Suları ahlakta ve hayatta. Ne yapıp tebessüm ediyorsunuz? Dua edin de ustadı tanıyorsunuz. Bak o normal adam değil ha. Kurs hocası. Allah göstermesin diyor. O içimde diyor hakikaten Allah göstermeyecek. Haya haya dedim geçiştirdim. Ne anlatayım şimdi? Risale-i bilmedin değil mi? Ya ben yaşıyorum ya ne olur ya biraz duyguma müsaade edin de haletim ya tutamıyorum. Onları böyle gördükçe ya çıldırasım gidiyor Risale-i Nur'a ya. Bir de öpüyorsun diyor nasıl öpmeyeyim ya? Ya kurs hocası, cami hocası iki tane. Rezimleri var. Meşhur kıraat imamı. Dünya bir, kaçıncısı olmuş, birincisi olmuş bir defa, birkaç defa birinci olmuş. Aslında imamına uymayan cahiller... Cehaletle ölür diyor. Cehaletle ölümüyle ölür diyor. Yani şimdi siz o ortamı görseniz var ya ortamımız. Yani yersin Risale'yi, yersin. Yersin. Hemen. Hala da bir tarz bekliyor. Bir de diyor ki dua ediyor Allah göstermesin. Yani bari içime girmesin inşallah deseydi. İçine girmiş görmüyor. Çünkü dua etti ya.
Allah Allah. Düşüncelerimiz bedenimizi etkilediği, ona göre şekillendiği gibi siman değişiyor. Değil mi düşüncelerin? Etkilendiği gibi. Bak bir de okuyorum. Düşüncelerimiz bedenimizi etkilediği, ona göre şekillendiği gibi düşüncelerimize de ilmi hakim kılarsak, inancı hakim kılarsak düşüncelerimize, yani fiziğin arkasına geçersek, artık vücudumuza zaman değil, düşüncelerimiz hakim olur. Hayal de zamanın arkasında abi. Evet, kesinlikle arkasında tabii. Anladık mı bunu be? Bir de okuyayım şöyle, harika. Yani önermelerle gidiyorum. Şu A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C gibi. Bak bir de okuyayım. Düşüncelerimiz, tamam, eksik olan veya anlamadığınız soru. Düşüncelerimiz, bedenimizi etkiledi. Yani ona göre şekillendi. Sima değişmiyor mu? Düşüncelerimize göre değişiyor. Bir kötü haber geliyor, düşünüyoruz, hii, mideye vuruyor. Düşüncelerimizi bak, düşüncelerimiz bedenimizi etkiliyor. Düşüncelerimizi de, düşüncelerimiz biz üstüne bir şey koyalım. Düşünceler bedeni etkiliyor. Peki, ilim de düşünceleri etkiliyor. Düşüncelerimizi de, düşüncelerimize de ilmi hakim kılarsak, düşüncelerimiz de, ilmimiz de düşüncelerimizi bloke edersek, yani Risale-i Nur'a teslim olsak, kılsak, inancı da ilme hakim kılsak, daha arkası. Şöyle misal vereyim. Şimdi oruç tutuyoruz. Durabilir miydik? Orucun dışında duramazdık şimdi. İnanç şu anda ilim, düşünceler bedene hakim. Onun için yemek istemiyor. Eğer oruç olmasın, akşama kadar beklemez, şimdi kudururduk. Ooo ya Resul hazırladım ya, çabuk dersi bitirelim. Öyle mi değil? Şimdi inanç diyor ki ilim, düşüncelere, düşünce vücuttaki hormon salgılamalarına. Bu adam 8.30'a kadar 9'a 10 kala, 9'a 10 kalaya kadar yemeyecek. Bu sefer bezler, tiroid bezleri, salgılama bezleri hepsi durmuş. İman, ilmi, ilim, düşünceleri. Düşünceler vücuttaki hormonal salgılamalarına hakim, ona göre çalışıyor. Tuvalete gitmiyor, boşaltmıyor. Çünkü 9'a kadar almayacak içeriye diyor. Hakikaten tuvaleti olmuyor. Yok mu mazlum ama? Yemeği yedikten sonra 15-20 dakika sonra, affedersiniz bir şey anlatmak için söylüyorum. 15-20 dakika sonra iftardan sonra niye tuvalete gidiyorsun lan? Yediğin mi gidiyor? Hayır. Vücut baktı ki girdi, tamam. Endişe yok. Varı depoyu dışarı atıyor. Düşüncelerimize ilmimize imanı hakim kılarsak vücudumuza artık hakim değil. Düşüncelerimiz hakim değil. İmanımız hakim. Mesela vücut bazen çoğu insana, sokaktaki insanlara insanın düşüncesi cesedine bağlı. En zayıf damar nedir insanlara bu asırda? Hastalık damar. Eğer bir insan çok doktora giderse, bak, vallahi Kur'an kabul edin, yemin ederim, rüyalarını, hastalıklarını internete gidip sorgularsa, onun mutlu olması imkanı, ihtimali yoktur. Bitti o. Şimdi ikide bir hastalıkla meşgul olan bir insan düşünün. Beden zirve, hakim, ruh meşgul. Ustad diyor ki, bu mübarek zamanda diyor çaylarında kalbini ve ruhunu cesetle meşgul etmemek için ilaçlara ve doktora müracaat etmeyen, hatırladınız? Ne oldu? Burama ikide bir cesedi esas alıp düşüncelerine merkez koyarsan ceset ruh hakim olur. Cesetsel salgılamalar düşüncelerini oluşturur. Tiroid bezleri bozuk, düşünce şu oldu. Miden bilmem ne oldu, düşünce şu oldu. Kafanda şu eksik oldu, serotonin maddesi eksik, düşünce şu oldu. Ceset hakim olursa düşünceler o cinsten olur.
Tamam mı? Yani çokça meşgul olmak. Benim çevremi biliyorsunuz. Bu kadar doktor var. Bu kadar imkanlarım var. Siz de şahitsiniz. Gidiyorum. Baktırdı mı ben check-up yaptırdı mı? He? Yok. Yok. Yaptırmıyorum. Meşgul olmuyorum. Gitmiyorum. Yaptırmıyorum. Ya abi bir tahlil edelim ya. Bir en azından senede bir yap ya. Evet Fikret ya mesela. Yok abi. Gerek yok kardeşim. Çok iyiyim. Allah Allah. Bir de onunla mı meşgul olacağım? Kardeşim fikrime koymak istemiyorum o adamı. Cesedi. Koymak istemiyorum. Ne yaparsa yapsın. O benim işim değil. Eğer ben doktor 2'de bir gidersem düşüncelerim beden endeksli olur. Artık risale ve şeyleri hep o merkezde olur. Meşgul olmayacak kardeşim. Ne yapacağım peki? Abi check-up yapmayacağız mı? Sünnetullah'a uymayacak. Sünnete uy kardeşim. Ben yapamıyorum. Ama size tavsiyem. Haftada 2 gün oruç tutun. Diğer sünnetimiz burada yapılıyor. 2 defa yiyoruz. Tamam. O yapılıyor. Arada fasılla yapılmıyor bu sistem burada çalıştığı için. Bir de namazı vaktinde kılıyoruz hamdolsun. Bu sistem burada şey değil. Namazlarımız, yemeklerimiz standart şey yapılıyor. Haftada da 2 gün tutsanız. Tutsanız. Ben şeyden sonra işte 3 o zehirden sonra o oruç yapamıyorum ya. Yani Ramazan'da hiçbir şey yok. Ramazan'da acayip. Çok rahatım bak görüyorsunuz. Şevval'da da işte ondan sonra bir bakıyorsun adam işi gücü benden. Ondan şeytan açıldı. Benim inan. Ramazan gelirken insan bürkülür ya. Ya oruçtu nefis daha işte. Ya oruç bir şey olacak. Geldi 2 gün kaldı ya falan. Vallahi ben Ramazan'ı bu sene yemin ediyorum bak. Allah'a yalanına yemin edilmez. Heyecanla bekledim. Ulan gelsin ya şu. Bir, adam devlet işi olacak. Bir nefes alacağım, zana çalışacağım. Şeytan, tamam. Ondan sonra ulan dedim Firavun, mahvettin lan. Hani bir ufak bir lokma yiyorsun, karnım şişiyor. Bak şimdi bakıyorsun. Dedim. Ve bak şu anda kaç saat var. Geçmesini istemiyor. Azap çekiyor. Çekmesi de zevk veriyor. Mübalağa etmiyor. Bak daha saat 1. Ben beraberiz. Niye? Rahatım ya. Dersimi çalışıyorum. Son hafta beri çalışıyoruz lan. Epey çalıştım ya. Cüzlerimi okudum. Bütün cüzlerimi okudum. Oturdum sana çalıştım. Lan nerede bulacaktım ben bunu bu şeyi? Ama adam bağırmıyor. Bağırıyor. Bak ne kadar rahatız bu dersi şey yapıyoruz. Karnımız tok olsa bu olur mu? Bir de okuyorum, hızlı okuyorum. Düşüncelerimiz bedenimizi etkilediği, ona göre şekillendiği gibi düşüncelerimize de ilmi hakim kılarsak, inancı hakim kılarsak, yani fiziğin arkasına geçersek, yani bedenin arkasına düşünceleri hakim, ilmi hakim, imanı hakim demek, fiziğin arkasına geçersek artık vücudumuza zaman değil, düşüncelerimiz hakim olur. Vücudumuza zaman değil, zamanın tesiri azimdir. Zamanın diyor eşya üzerindeki tesiri azimdir. 16. sayfa lemalarda değil mi? Muhteliftir abi. Ha, zamanın eşya üzerindeki tesir muhteliftir. Ha, niçin? Eşyayı ister istemez. Mesela denize bir şey koydun sandal, bir sağa vuruyor bir sola vuruyor değil mi? Hareketlendiriyor da. Eğer düşüncelerimizi bedenimize, düşüncelerimizi de ilmi de şeyi, düşüncemize, imanı da ilmimize hakim kılarsak artık zaman vücudumuza hakim olmuyor. Vücudumuza hakim imanımız oluyor. Nasıl ki simalarımız, suretlerimiz ve fiillerimiz düşüncelerime göre şekillendiği gibi. Niçin insan böyle davranıyor? Niçin davranıyor? Öyle düşünmüyor. Simalar niçin farklı? Yani düşüncelerden, ilimden, imandan. Hani mesela bir millet var Türkiye'de, isim söylemeyeceğim. Simalarına bakın, ehli sünnetle kıyas edince yani eyne seda mine süreyya, yani en bedevi bile anlıyor. Kendileri bile anlıyor. Bu ehli sünnettir diyor. Bizden değildir diyor.
Diyanesi de dedi, nereden biliyorsun dedim ya. Dedi ki, baksana bizim millete benzemiyorsun ki sen dedi. Almayalım. Düğüne gitmiştik de onların. Onları tanıyordum, yani çocuğu tanıyordum. Baktım ya herkes benden uzak ya, soğuk. Kardeş bir dakika ya, niye benden uzaksınız? Ya yok dedi falan ama, yani malum anladınız. 72 milletin bir millet. O kadar arada, o kadar fark var, o kadar fark var ki korkunç ya. Korkunç. Niye anlattım? Bedene düşünceleri hakim. O düşünce de odur. Biz ise bedenimize düşüncelerimizi hakim kılacağız. Düşüncelerimize de ilmi hakim kılacağız. İlmimize de imanı hakim kılacağız. Zamanın tesirinden çıkıyor. İmanı ne kadar hakim kılarsak o kadar zamanın dışında, mekanın dışında hakikatlardan tefeyyüz edeceğiz. O zaman ne oluyor? Alametini söyleyeyim. Öteyi burada yaşıyorsun öyle. Tatlı bir hal yaşıyorsun. Kardeşim, Ramazan seni aç bırakmak için değil. Allah'ın samediyetini anlamak için. Ha? Ona delil nedir biliyor musun? Yemek yedin bir bardak şey içsen. Oruç bozulur mu? Bozulmaz. Bozulur. Peki bilmeyerek yedin ta yedin. Tam yedin. Doğduğunda bir çay içeyim dedin. Hatırlasan. Ay, yapma ya. Oruç bozuldu mu? Yedin ama açtın gitti. Eğer Allah seni aç bırakmak isteseydi doydun açtın gitti orucun bozulacaktı. Allah seni oruçla aç bırakmak için değil. Eğer seni aç bırakmak gayesi olsaydı bilmeyerek yediğin yemeğin de orucu bozulurdu. Peki ne yaptın çay içerken? Allah dedi koydun. Açken Allah hatırlamak takip ediliyor ama şimdi sen tokken Allah hatırladın bıraktın. Bak tokken Allah hatırladın. Demek ki netice Allah hatırlamak. Allah hatırlayınca bıraktın. Ve oruç bozulmadı. Bilmem oldu mu bilmiyorum. Zaman çoğumuzun nazarında kaçması, yani zaman çoğumuzun nazarında niye kaçıyor? Sürekli tekrar edip durmasında. Tık 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 tık. Bir alan kulu da sormuyor. Ya aynı şeyi tekrar ediyor ya bıktık ya. Tık tık tıktan. Bunu sormuyor. Her gün namaz kılmak çoktur bitmediğini saç veriyor. Ya Kabe'de aynı şeyi tavaf ediyorsun. Aynı şeyi tavaf etmek bıkmak mıdır? İki de bir Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Zaman var. Tık 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 tık. Niye sormuyorsun? Ne ya bu? İki de bir saat. Tık tık. Ya, bu olmaz ya. Diye var mı? Ha, zaman aynı şeyi tekrar edildiğini zannediliyor. Hayır. Her an bir şendedir. Allah her an yeniden yerinde yaratır. Onun için bıkmıyoruz. Dün bir vapurda birisine tanıştım. Mehmet hoşuma gidecek. Arabalı vapurdan. Arabayı koydum. Çekti. Ondan sonra adam baktım ki iyi değil. Öyle. Gittim yanaştım. Aşağıda. Adam iyi değil. Bundan biraz konuştum. Rahatladım. Psikoloji şeyi vardı. Ondan sonra. Adam acayip gülüyor. Sen kimsin ya neredeyim? Neyse bir şey anlatacağım. Çok hoşuma gidecek. Benim çok hoşuma gitti o anda. Onun hürmetini bana Cenab-ı Hak nasip etti. Tam hareme yanaşıyoruz. Hareme yanaşırken o İtalya'dan, Yunanistan'dan arabalar içine girip de getirilen gemiler var. Row row diye. Böyle kupol böyle. Ona o tabii gözüktü böyle. Ona tabii yanaşınca. Dedim bu gemiyi görüyor musun? He. Ona ne hissediyorsun dedim. Denize bakınca ne hissediyorsun dedim. Adam dedi ki bilmiyorum ama sen bir şey kastet söyle de ben de şey yapayım dedi. Adam böyle namazda oruçtu. Psikoloji şeydi. Neyse şimdi anlatayım size. Onu. Şimdi ro-ro gemisine yani gemiye bakınca yani arabaya birliğe bakınca ben başkasını hissediyorum. Ama denize bakınca başkasını hissetmiyorum. Kendimi hissediyorum. Niye? Sizde de olmuyor. Şimdi denize bakınca böyle dağlara bakınca yıldızlara bakınca bir başkasının villasına bakmak gibi mi oluyor? Abi o şey, hayır. Denize bakınca niye kendimi hissediyorum? Yabancılık hissetmiyorum. Benden farklı hissetmiyorum. Benimle alakasız hissetmiyorum.
Adamın villasına bakıyorum. Adamı hissediyorum. Bahçesindeki duta bakıyorum. Kendime yakın hissediyorum. Çünkü gemi adamı. Deniz Allah'a. Allah o kadar ruhumda tefüz etmiş ki Allah malı benim gibi olduğundan ben ona yabancılık hissetmiyorum. Çok yakın hissediyorum suya. Ondan yani. Allah'a fikirden, Allah'a fikirden yani ölçü ha. Allah'a fikretmekten hissetmeye, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek hissediyorsanız Allah'ın malına bakınca kendi malınız gibi hissedersiniz. Bu imanınızın his seviyesidir. O da Allah'ın malı. O da tabi dolayısıyla ama direkt nazara çarpmıyor yani. Tabii ki Allah'ın. Adam da Allah ama zahirde adam gözüküyor ya. O zaman oraya sıraya tökmüş adamın hissiyatları, duyguları. Yani sertlenme duygusu orayı... Tabi yani artık gemiye bakınca tabi denden dolayı Allah'ın değil. Şimdi oraya bakınca adam hissediyorsun yani. Adam öyle bir ilgini çekmiyor. Bak mesela ne diyor? Bir villa var, bahçesinde dut ağacı var. Yani kendime yakın hissetmiyorum villayı. Ama dutu kendime yabancı hissetmiyorum. Bir daha. Dutu kendime yabancı hissetmiyorum. Denizi kendimden farklı görmüyorum. Yani yabancı hissetmiyorum denizi. Çok yakın hissediyorum ki rahatlatıyor beni. Bu da imanın his seviyesinde olduğunu Allah-u Alem hissediyor. Allah seninse, Allah mülkü senindir gör. İkinci şu adı. Böylelikle mala karşı aşk teskin edilir. Anladık mı biliyorum, anlatamadım ya. Böyle denizi kendinden böyle farklı bir şey hissetmiyorsun. Çok yakın hissediyorsun kendini ona. Mesleğinde var da efendim. Bir de sen Allah'a mal olursan tüm eşyanın malı gibi olur. Malı gibi olur. Son şeyimi okuyorum. Şey bitsin bu. Şu para şeyi. Ondan sonra biteceğim. Zaman diyor. Hani başlamıştım şunu. Zaman çoğumuzun nazarından kaçması, sürekli tekrar edip durmasından, devamlı tekrar etmesinden zamanla kimse ilgilenmemiş. Niye tekrar tık tık tık? Ne bu ya? Kimse dememiş. Zamanın sürekli tekrarı, mevsimlerin tekrarı, gece gündüzün ve içindekilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ama hiç kimse şey yapmamış. Demek zemin aynı iki tık 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 aynı. Zemin yani zaman aynı ki zaman aynı ama kış. Mesela zamanın kışı yok. Zamanın gecesi yok. Zamanın zamanı yok. Daha. Zamanın zamanı yok. Geçmişi yok zaman. Zamanın geleceği yok. Zamanın kışı yok. Zaman zemindir. Niye? Kış geldi. Zaman değişti mi? Yok. Yani kış geldi, yaz geldi, zemin değişti. Zaman, kış. Zamanın kış olmaz. Zamanın kışı yoktur. Mevsim kış. Mekan kış. Bak, mekan zamanda. Zaman mekanda değil. Zamanın gecesi var mı? Yok. Zamanın soğuğu var mı? Soğuk hava. Yok. Zamanın yazı var mı? Yok. Yani yazın tıkla kıştaki tık ne fark var? Bu kış. İkisini sana gösteriyorum. Tık tık getirme. Fark var mı? Tık tık. Yok. Bu yazda geçmişti. Bu kışta geçmişti. Zamanın kışı yoktur. Zamanın gecesi yoktur. Zamanın dünü yoktur. Zamanın geçmişi yok. Zamanın zamanı yok. O zaman zaman zemin, kış mekan. Zaman aynı ama kış, ama yaz. Kabe'deki tekrar düşün. Tık tık tık. Kabe'de tekrar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Yani tekrar. Zaman da tekrar. Niye Kabe'de git, niye tekrar diyorsun? Tık 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 tık. Namaz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Tık tık tık. Elektrik şey, pervane elektrik üretiyor ya. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı. Bir tanesi de mesela ne tekrar ediyor ya bu?
Aşağı yukarı ama şeyde milyonlarca cihaz çalışıyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Ruhta eletik indik deniyor, eletik imal ediliyor ve ruhtaki istitap ve kabiliyet cihazları çalışıyor. Zaman da öyle. Tık 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 tık. Bitiyor. Kabe'deki tekrarın, namazın tekrarı, ibadetlerin tekrarında zemindirler. Yani bunlar da zemin. Zaman nasıl tık tık tık, onun üzerine kış, onun üzerine yaz, onun üzerine sabah, kış oluyor ya. Ha, Kabe'ni de bak, karıştırma ve bitiyor. Tavaf ederkenki tekrar netice değil, zemindir tavaf. Namaz ise Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Netice değil, zemindir. Zaman tık tık tık, netice değil, zemindir. Onun üzerine mevsimler çalışıyor. Tık tık tık, gece, gündüz, hafta, kış, yaz, tık tıkın üzerinde. Ha, Kabe de öyle. Dönmek, dönmek, dönmek. Namaz, eğilip, Allah'a yapın, Allah'a yapın. Bunlar netice değil, zemin. Onun üzerinde insan inşa ediliyor. Zamanın üzerinde bahar inşa ediliyor, yaz inşa edildiği gibi. Ne yapayım? Ne kadar anlamışsınız? Üzerinde değişen ruh, ruhsal yapı değişiyor. Tık tıkların üzerine mevsimler değişiyor. Gece gündüz değişiyor. Orası burası soğuk, sıcak, katı, sıvı, yumuşaktır. Birinci kat, onuncu kat. Ama onuncu katta da öyle tık tık tık. Demek ki zaman zemindir. Tık 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 tıkların üzerine kurulmuş. Haç da zemindir. Namaz da zemindir. Üzerinde ruh inşa edilmek içindir. Zamanın üzerinde mevsimler inşa edildiği gibi. Peki. Toprak mıdır abi zaman? Diyebilirsin. Mirat da diyebilirsin. Ve ahir devahun en elhamdülillah rabbil alemin el fatiha temassalavat.